Selam kardeşlerim, ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Silahların Dönüşü adlı videosunu çekeceğiz. Ve bu bir TRT ilk olacak arkadaşlar. Yanımda Mert kardeşim var, Muhammed YT klanından. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar şimdi bütün bıçakları hemen hemen denemeye çalışacağız. Bu şekilde arkadaşlar bıçakların dönüşü. Mesela silahı çıkartırken tekrardan bıçağa geçtiğinizde arkadaşlar bir dönüş var. Bunları hem slow mode hem fast face mode hem de kill modunda göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar size F'ye basıp bir itemi göstereyim. Şu şekilde gölge kabus deseni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel duruyor. Ondan sonra arkadaşlar silahtan dönüşünü göstereceğim şu şekilde. Tabi bunları slow mode yaptığımızda arkadaşlar çok daha güzel duracak. Bakın arkadaşlar. Şimdi kardeşim seni önce bir öldüreyim Mert. Önce bir sol vuralım şöyle. Oha tek attı. Solda tek attı arkadaşlar. Tekrardan gel Mert. Ben kendimi öldüreyim. Mert. Efendim abi. O az öncekinde gölgeyle sol tık yaptım tek vurdu biliyor musun? Ama abi kafaya geldiği için olabilir mi? Demek ki tek atıyor muyum? Ben bilmiyorum tek attığını o şekilde. Arkadaşlar şimdi Huntsman'ı gösteriyorum. Şu şekilde F yapıyorum gördüğünüz gibi. Bence benim en beğendiğim bıçak Huntsman arkadaşlar. Çünkü harika bir dönüşü var. Şu şekilde Deagle'ı aldım arkadaşlar. Bakın Huntsman'a dönüş yaptığımda bakın. Mükemmel sallıyor ya. Bir de bunu giderken de harika yapıyor. Şu şekilde. Bunları slow mode olarak göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde önce biz sağ tık yapalım. Ya da Mert sen de beni mi öldürsen acaba KD'nin düşmese ya. Abi senin canın sağ olsun. Evet, atmaca Türkiye'nin gururu arkadaşlar ama oyunda maalesef çok düşük. Şu atmaca bıçağı arkadaşlar dünya genelinde ilk 10'a giren bir bıçak kesicilik olarak. Hem de bir komando bıçağıdır arkadaşlar. Ama Türkiye'de gördüğünüz gibi çok yavaş yapmışlar. Bora da o şekilde. Türk oyununda Bora ve Türk itemlerinin gücü ne kadar az. En güzelleri içinde MPT 76. O da burada MPT 76'nın prosu var. Karşınızda arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Bu da atmaca arkadaşlar. Bu şekilde F yaptım. Çok güzel çeviriyor. Şöyle silahtan dönüşünü görelim bir de arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları slow mode yapacağım. Bir de kilini gösterelim. Gel Mert. Şöyle bir tek attı. Tek atmadı. 60 canım. Şu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen bıçağı değiştirelim tekrardan. Hançer var sırada. Lan bomba nereye gitti? Bombayı attım geri sekti biliyor musun? Bunu da çok beğeniyorum arkadaşlar. Artı basmanız gereken bir bıçaklardan. Hem de ZP'li. Bence gölgeyle eşdeğer arkadaşlar. Hızı falan çok mükemmel bir item. Mutlaka buna artı 5 basın. Dönüşü de çok güzel bir şekilde. Bakın arkadaşlar Deagle'dan dönüşü. Gördüğünüz gibi bu şekilde geri atıyor. Şöyle F yapalım hemen arkadaşlar. Hançer. Şu şekilde arkadaşlar. Biraz hızlı sallıyor sadece. Evet. Hançer de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diyorum. Evet arkadaşlar şimdi elimde dikiş tutmaz var. Benim dikiş tutmazı arkadaşlar sevmemin sebebi sniper'la arkadaşlar dikiş tutmazı değiştirdiğiniz zaman mükemmel bir efekt yapıyor arkadaşlar. Slow modda çok beğeniyorum şunu. Vuruş yaptınız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle vuruş yaptınız. 1-3 yaptığınızda çok güzel bir dönüş yapıyor arkadaşlar. Dikiş tutmazı. Bu da ZP'li alınan bir silah. Şu şekilde F yapalım arkadaşlar. Bu normalde dünyanın en öldürücü bıçağı arkadaşlar. Dünyanın en tehlikeli bıçağı. Bunu taşıması bile yasak. Ama gel gelelim arkadaşlar. Oyunda çok bir faydası yok. Şu şekilde benim de bir yerde karambitim olacak arkadaşlar.
Karambitim de var bu şekilde. Karambit sallayabiliyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi şu şekilde karambitimi göstereyim size. Keşke Zula'ya da karambit gelse, gerçekten güzel olur arkadaşlar. Zula'nın bence ama bu sefer de zaten CSGO özentisi bir oyun. Karambit neden gelmesin? Bence gelirse harika olur arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim karambitimi. Karambit gelirse niye güzel olmasın? Sence gelsin mi Zula'ya karambit? Mert. Abi şöyle söyleyeyim. Dediğin gibi oyun CS özentisi zaten. Ve Bence oyunun kelebek gelsin. sınırsız. Ben kelebeğin gelmesini istiyorum. Aynen abi, kelebek olur. Bu sefer oyunun Karambit'in sınırsız. arkadaşlar, lafını böldüm. Karambit'in arkadaşlar, dünya genelinde kullanılmasını yasaklayan bir diğer özelliği de bunun arkadaşlar, komandolar. Mesela alttan göbekten bir vuruyorlar. Göğüsten yara 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 çıkıyor arkadaşlar. Karambit bu yüzden çok tehlikeli bir bıçaktır. Evde falan bulundurmayın. Ben bir kere parmağımı kestim yani. Alışana kadar. Şu anda rahat değilim, çeviremiyorum. Normalde çok hızlı bir şekilde çevirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi dikiş tutmadı gösteriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde dönüşünü gösterdik. Şu şekilde. Bir de F yapalım dikiş tutmaza. Bakalım tek atacak mı soltukta? Tek atmadı. Şu şekilde bir de vuruşunu yapalım arkadaşlar. Evet, dikiş tutmazda bu şekilde. Hemen kendimizi öldürelim şurada. Arkadaşlar Ustura oyunun en hızlı bıçağı. Bence çok seri bir bıçak. Benim en sevdiğim bıçaklardan bir tanesi Ustura. Ama Ustura'yı sevmemin yani sebebi arkadaşlar, Ustura'yla ben sadece taarruz maçlarında oynayabiliyorum. Sniper maçlarında 1-3 yaptığınızda Ustura çok kötü bir görünüş veriyor arkadaşlar. Bu şekilde sıkıyorsunuz, 1-3 yapıyorsunuz. Açması şekilli olmuyor. Bu da beni vuruşlardan soğutuyor açıkçası. Ama baskın falan yapacaksanız Ustura'yla arkadaşlar çok hızlı bir şekilde koşabiliyorsunuz. Şimdi hemen F yapalım Ustura'yı şu şekilde arkadaşlar. 1-3 yapalım şöyle bir şekilde. Gel Mert. Tek atmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ustura sol tıkta. Bir de sağ vurduğumuz zaman muhtemelen tek atacak. Çünkü vuruşu falan güzel. Hemen kendimi öldüreyim şurada. Sırada sürmene bıçağı arkadaşlar. Bu sırada sürmene bıçağı var arkadaşlar. Bu bıçak şu anda satışı yok arkadaşlar bıçağın markette ama kasadan çıkıyor. Silah kasasından ZP ile alınan. Bıçak biraz yavaş arkadaşlar. Bu şekilde F yaptığınızda çok büyük bir ekran kaplıyor. Şu şekilde hiç bence kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Biri de sürekli mesaj atıyor arkadaşlar. Pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben denedim, beğenmedim ama bıçağın dönüşü çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu videolarda edit yaptığımız zaman, slow gösterdiğimiz zaman çok güzel duruyor. Şöyle 1-3 yapalım hemen bir kez daha. F'yi gösterdiğim zaman ekranı kaplıyor arkadaşlar. Şöyle şekilde. Sanki çok böyle büyük bıçak gibi duruyor ama elinize aldığınızda çok küçük bir bıçak olarak görünüyor. Şöyle tek yapalım hemen. Ekmek bıçağından fark yok arkadaşlar. Sürmenin de ben tavsiye etmiyorum. Gel Mert, ortaya gel. Tamam abi. Göreyim seni. Yanlış cümle kurdum. Arkadaşlar şimdi elimde balta var. Dur. Arkadaşlar şimdi elimde balta var. Şimdi baltayı test edeceğiz. Şu şekilde şöyle F yaptığımda baltayı göstereyim. Keşke bunu artı basmak gelse. Şu anda bunun markette satışı yok arkadaşlar. 1-3 yaptığınızda biraz böyle değişik bir sallaması var. Ama bununla pek oynayanı ben görmedim arkadaşlar. Belki bununla bir video çekebilirim. İlginç olabilir aslında. Şu şekilde arkadaşlar. Tek vurduğunuz zaman atıyor. Tek bile atıyor arkadaşlar. Tek attım şu anda. Şöyle sağ vurduğunuzda da baltayla bu şekilde odun doğrar gibi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Serinin ikisini gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Mert kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmından Mert'in kanalına gidip ona da abone olabilirsiniz. Kendisi YouTuber'lığa başladı. İnşallah yakın bir zamanda çok daha büyük takipçisi olur. Tekrardan Mert'in kanalında arkadaşlar bir çekiliş olacak. O çekilişe de katılmayı unutmayın. Bir haftalık M4 veriyor kendisi. Ya da bir haftalık AWP veriyor. Abone olun. Fırsatı yakalayın arkadaşlar. Muhammed YT klanının yöneticisidir Mert kardeşim. Her türlü güvenebilirsiniz. Mert eline sağlık geldiğin için kardeşim tekrardan.
Abi ben teşekkür ederim videona konuk ettiğin için. Eyvallah kardeşim benim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yakın bir zamanda bu şekilde TS'den ve Discord'dan arkadaşlar beraber videolar çekebiliriz. Daha ilginç olacaktır. Bu şekilde koşu yarışı yapabiliriz. Mesela herkes aynı bıçağı alıp ondan sonra arkadaşlar her yeri sis atıp şu şekilde körebe de oynayabiliriz şöyle. Kim kime dumduma videoları falan çekebiliriz arkadaşlar. Çok güzel beni uçurdu. Çok güzel çok güzel şeyler düşünüyoruz arkadaşlar. YouTube'da çekilmeyen Zula videoları çekmek istiyorum. Bunlar hep çekildiği için aslında pek yanaşmıyorum. Ama arkadaşlar siz isterseniz yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.